Hayırlı akşamlar. Sevgi ve muhabbetle herkesi kucaklıyorum. Evet. Bakın, hayatta yanlışlık diye bir şey yok. Farkında değilim, paylaşmışım. Halbuki bu sohbeti, hani gerçi böyle başlıyoruz ama sohbet başka yerlere evriliyor. Hoş bulduk canım. Aleykümselam Malatya'ya. Ankara'ya merhabalar. Hayırlı akşamlar canım. Aleykümselam. Eyvallah. Zaten öyledir Hamiyetciğim. Her şey gönlüne göredir. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönlüne göredir. Ama süreç uzundur. Süreç kolay bir şey değil. Yani fırının duvarları ısınınca o gönlün de net. Yani gönlüne de sevgiden, muhabbetten, iyilikten başka bir şey almadığın zaman, o zaman senden Allah sesleniyor. Yani senden gören o, senden işiten o, senden konuşan o oluyor. Evet. Şimdi bunu daha önce ben paylaşmışım. Fark... tabii. Zaten Nihan'cığım o şu. Söylerim Kübra'cığım sonra canım. Evinize misafir gibi olmuş oluyorum. Çünkü en büyük ciddiyet samimiyettir. Samimi olduğun zaman her yerde yerin vardır. Dürüst olduğun zaman her yerde yerin vardır. Birleştirici olduğun zaman her yerde yerin vardır. Reyhancığım, başarı korkun var deme. Korkuyu bir tarafa bırak. Korku ilkel bir duygudur. Allah'ta hiçbir emek zayi olmaz. Kendinden emin olursun. Olursa âlâ, olmazsa alülâlâ de. Eyvallah canım. Yok, bak bu zamana kadar oldu günahlarımız, hatalarımız. Şu saatten sonra ya Rabbim yeni bir sayfa açıyorum de. Allah Rahman ve Rahim. Ah şimdi iyi oldu. Sadiye bak canım. Annemi kaybettim. Anne acısı çok acıymış. Derya denizmiş, anne gibi bir çınarmış. Tamam. Tamam. Zaten seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Anne sevgisi Allah'a giden en kestirme yoldur. Eyvallah Selma'cığım. Tabii ki bizi bir araya getiren var. Ha, niyet iyi, akıbet iyi. Şimdi bir tanem, anneni kaybettin, kaybetmedin. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Kayıp olur mu? İnsanoğlu ölümsüzlüğün kuludur. Ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar şükretsek. Hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek. Yüce Rabbim sonsuzluğuna bizi davet etti. Sonsuzluğuna davet etti. Bakın diyor ki denizin 4000 metre, 3000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna diyor ki gel sen de seyret. Çiçek gel sen de Sadiye seyret. Onun için Sadiyeciğim üzülme. Üzülecek bir şey yok, onu üzersin, anneni üzersin. Kılıç kınından çıktı, onun gurbetliği bitti. O şu anda sana seslenecek vaziyette olsa, hadi işine gücüne bak. Benim gurbetliğim bitti kızım derdi, oğlum derdi. Onun için hiç fark etmez bak. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Sevginin kaynağı Allah'tır. Allah der ki, tabii ki ölümün güzel bir yanı Perihancığım. Bir daha ölüm olmaması.
Sonsuz ama işte ne varsa bu dünyada Cenab-ı Allah'ı buldun buldun. Bak Allah'la olanın içine cennet kaçmıştır. Zaten esprisi şu. Çok güzel. Tabi zaten anılardır yani. İz bırakmaya geldik bu dünyaya Leyla'cığım. Ha, o izi kim bıraktırıyor? Cenab-ı Allah bıraktırıyor. Neye göre bıraktırıyor? Senin niyetine göre. Biz buraya zaten bir anlaşma yapmış gelmişiz. Büyük bir ihtimalle buna çok gönülsel olarak inanıyorum. Ama bu dünyada biraz zor geldiği için mızıkçılık yapıyoruz gibime geliyor. Ama Cenab-ı Allah diyor ki, çekemeyeceğiniz yük vermem. Ben de seni seviyorum canım. Eyvallah. Yok, üzülecek bir şey, bak bir şey yok. Biz bu dünya okulunu eninde sonunda bitireceğiz. Cenab-ı Allah yardım eder, merak etmeyin. Allah eziyet çektirmekten hoşlanmaz ki. Tekamül ettirir. Tekamülümüz için geldik bu dünyaya. O da diyor, ben gizli hazineydim, bilinmek istedim. Kainatı senin için yarattım kulum. Seni de kendim için. Hadi iste, evinde eksik olan tuzunu ayakkabının kopan bağına kadar iste. Ben Vahhabım diyor. Hazinem vermekle tükenmez diyor. Amin canım. Bak vefalı olmak tabii ki çok güzel. Benim hazinem tüken, ben karşılıksız severim kulumu diyor. Ey Nuran, ey Çiğdem, ey Betül, ey Sadiye veya Şadiye, Yasemin, Sürer, Sudegül, İrem, siz sonsuzluğun güzelliğisiniz diyor. Siz bunu hala idrak edemediniz mi diyor. Bu dünyada, bakın bu dünyaya gelmenin amacı o hazineler hazinesinin farkına varmak. O da zaten diyor şah damarından yakınım. Bu çok büyük bir mutluluk arkadaşlar. Çok büyük bir mutluluk çünkü Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir. 18 bin alem bizi bekliyor. 18 bin alem. Şimdi biraz Mutlu Baba'nın kitabını karıştırdım da bugün. Ben işte yarınki sohbeti şey yapacaktım. Hani bir konu bulalım, ilhami olarak mı gelecek, kitaptan mı gelecek derken o arada ben bu akşam sohbetteyiz diye bir yere basmışım. Hani daha önceki videolara. Bu ne demektir? Bu sohbeti bekleyenin yüreğinin halis olması demektir. Ekstra bir sohbet verdi bize. Kim? Allah. Kim bizi andı? O istemese, o şu demese biz bu diyemeyiz ki. Sağ olun. Ben de mutluyum Selma. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım zaten canım. O her Nurgül, herkes zor zaman geçiriyor. Bak yavrum, onlar olmasa güzelim, hayatın tadı tuzu olmaz. Artı eksi olmasa ışık yanmaz. Çünkü dert dertsize kovalar. Vefasız vefalıya kovalar. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Her şey. Hani şeytan bile dedikleri. Yani olumlu olumsuz her şey çok mübarek. Acıyla tatlıyı bir görmeyen çekti azap diyor zaten. Kübra, şah damarından yakınım diyor ya kardeşim, arkadaşım, güzelim. Panik yok, paniği bir tarafa bırakın. Alemlerin Rabbi senin de, korkma. Sen bir yere geleceksen kimse engelleyemez. Hayatı tanıtır sana, hakkını yedirtir, neler neler yaptırtır. Neler neler yaptırtır. Niye? Ona dönesin diye. Tek dost, tek yar ve yardımcı
Allah onu bilesin diye. Onun dostluğunun ötesi bir şey yok. İnsanoğlu ne verebilir sana dünyada? Dünyayı versin, ne yazar? Allah sana ölümsüzlüğü vermiş. Cenab-ı Allah karıncasından vazgeçmez. Bizden vazgeçer mi? Asla. Ve biz ne kadar hamd etsek azdır. Hamd ettik sanırmışız zaten. Yok yok, panik yok, korku yok. Allah var. Bütün dünya, efendime söyleyeyim, Acar'ı engellemeye çalışsın. Ey kurban olduğum Allah. O yürütecek de insanlar durduracak. Mümkün mü? Onun adı El-Hak. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Beklerim tabii ki, tabii ki. Tabii canım. Yok, zoru bu dünyada istedim, ahirette mutluluk için. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bak ya, neden yapmayın biliyor musunuz? Biz bir şey talep etmeyelim. Şöyle, tabii ki talep edeceğiz. Ama biraz önce bir arkadaş sordu, nasıl dua ederiz diye. Bak 17 yaşlarında genç kızım. Allah'ım bana beni öyle bir dene ki ter aksın, şöyle olsun, böyle olsun, helal paradan vazgeçmem ben senin güzel kulunum falan. Öyle mi dedi? Ne olursa olsun ben asla isyan etmem, sana kulluk bilincinde olurum. Öyle mi dedi? Gel bakalım. Beni 23 yıl pazarda tanzimde. İnsan olarak hepimiz biriz arkadaşlar. İnsan olarak ama gabilerin içine attı. Çok vicdansızların. Bir hayat mücadelesi verdi. Akla sakat. Ha, ama çekemeyeceğin yük vermem diyor. Tabii ki. Ha. 20 sene sonra pes ettim. Allah'ım dedim. Tamam, beni maddiyatla deneme artık. Bak. Beni maddiyatla dene. Maneviyatla dene. Beni maddiyatla deneme artık. Pes ettim. Maneviyatla dene. Maneviyatın ne olduğunu biliyor musun ki sen maneviyatla dene diyorsun? Aman Allah. Maneviyat 1,5 gün sürmedi arkadaşlar. Hemen özür diledim. Ya Rabbim bağışla. Bağışla. Bir şey de diyemedim. Yani çünkü kiminle konuşuyorsun sen? Bu ahbap çavuş ilişkisi değil. Seni yaradan Halik'in, alemlerin yöneticisiyle konuşuyorsun. Bu çok ciddiyet, çok samimiyet, hafureca, yani ürpertiyle, saygıyla, af dileyerek. Aradan zaman geçti. Geldik mi 63 yaşımıza? Ama tabii bunlar öyle hikaye gibi değil, çok zor geliyorsun. Devam ediyor, hala devam eder. Devam etmezse hayat biter zaten, mücadele devam edecek. Ama sen kendinden mutlu musun, memnun musun? Allah senden razıdır, sen kendinden razı mısın? Sen kendinden razıysan o zaman Allah'la birsin demektir. Çünkü kendini tanıdın. Bakın Sokrat, Hazreti İsa'dan 500 yıl önce ne diyor? Hazreti İsa 2000 sene önce, hani takvim miladi ondan başladı diyorlar. 500 sene önce Sokrat, milattan önce. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen kendini bilir dedi. Daha öncelere de tabii ki var. Yine aynı şeyi. İnsan hep içindeki özü tözü aramıştır. Zaten kendini bilirsen. Bilgenin kanıtı arkadaşlar hep mutlu olmakmış. Bilge hep gülermiş yani içten. Ha, işte şimdiki bilim, hayal diyor, rüya diyor, tamam hepsi doğru, hepsi doğru, bir an. Şimdi şuradan o konuya gelelim o zaman. Diyor ki hani zaman, an, bakın anı da o kadar güzel yapmış ki aynaya şöyle bir
Aynaya şöyle bir bakıp sonra başını çevirsen bir an için bakışında imge kalır. İşte bu alem Allah'ın kendinin bir anlık seyrinden kalan imgedir. Hayır, Tasavvuf Pınarından Mutlu Damlalar kitabı. Mutlu Baba'nın okumuşlar yayıncılıktan Allah nasip etti çıkarttı. Bakın diyor ki aynaya şöyle bir bakıp sonra başını çevirsen bir an için bakışında imge kalır. İşte bu alem Allah'ın kendinin bir anlık seyrinden kalan imgedir. Alemler, bülbül mevsiminde figan eyler. Senin de mevsimlerin var. O 18 bin alem dedikleri insanın yaşayacağı mevsimlerdir. Bakın ne kadar muhteşem bir şey. Alemler. Bülbül mevsiminde figan eyler. Senin de mevsimlerin var. O 18 bin alem dedikleri insanın yaşayacağı mevsimlerdir. Ama işte alemler insanda görülür. İnsan kendini kilitlemese çok alemi yaşar. Bu alem Allah'a varma yoludur. Bir de Allah'ta yürümek var. Şimdi 8-10 sene önce Diyarbakır fuarındayım. İşte fuara gitmişiz TÜYAP'la. Okumuşlar yayıncılık. 3 metrelik bir standım var. 80 yaşlarında filan bir hanım. Kızı da 35-40'larda galiba. Sonradan öğreniyorum kızı olduğunu. Bu kitabı böyle çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. En sonunda bu kitap veya bu kitap, bu kitap tamam. Bir şey buldu. Kızına döndü. Kızına dönünce, kızı yanına gelince ben de hareketlendim. Nereyi buldu diye merak ettim. O kızı dedi ki bir şey mi yaptı annem? Estağfurullah dedim. Ben de heyecanlandım dedim. Nereyi buldu merak ettim dedim. Hani sizi dürttü buraya bak dedi ya dedim. Bakıyor. Önce Allah'a gideriz sonra Allah'ta gideriz. İşte 18 bin alem dedikleri bu arkadaşlar. Onun için geldik şimdi biraz önceki sohbetimizin devamına. Parkta 2-3 sene önce köpeğimizi gezdiriyoruz. Böyle demek ki bir hallere girmişim yine. Ya Rabbim, level'ımı arttır. Yani derecemi arttır. Aman hemen aklıma geldi. Ay özür dilerim, özür dilerim dedim. Ya Rabbim, işte haddi bilmek bu. Sen kendi potansiyelini biliyor musun ki derecene? Sanki her şeyi yaptık, bitti. Şimdi fazlasını ver gibilerine. Hemen fark ettim. Ha, gönül fark eder bakın. Bu akıl işi değil. Göz görür, gönül anlar. Hemen fark ettim. Ay özür dilerim Allah'ım. Bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. İşte bu. Arkadaşlar, dualarımız böyle olsun inşallah derim. Tabii ki herkese göre farklı farklıdır ama dualarımız böyle olsun. Ya Rabbi, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Oradan minik bir kedi yavrusu. Minik, 10 günlük mü 15 günlük mü zor yürüyor böyle. Yürürken düşüyor. Miyav 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 miyav. Yani annemi istiyorum, korunacak bir yer istiyorum, sıcaklık istiyorum, karnım aç, susuzum. Artık ne diyorsa onun miyavlaması, onun figanı. Şöyle bir etrafa baktım, o ileride galiba bir bey oturuyordu. Bilmiyorum, oraya bıraktılar dedi. Ben de gördüm, bir beyin elinde böyle bir ayakkabı kutusu gibi bir kutu vardı. Ha dedim, herhalde bir hani evcil fareler falan oluyor ya, bakamıyorlar sonra bırakıyorlar gibi. Oyun fareleri, kafesin içindekilerden hamster. Öyle bir şey zannettim. Meğerse bu hayvanı bırakmışlar. Bu küçük kedi yavrusunu. Hani Allah'ım potansiyelimi arttır dedim ya. Ha, potansiyelimi çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum dedim. O level'ımı arttırdan hemen korktum, ürktüm. Zorla başımıza iş almayalım. Cenab-ı Allah bize vermiş olduğunu ortaya çıkaralım. Yardım etsin. Mahcup gitmiyor.
O kedi yavrusu. Al sana dedi potansiyel. Hadi al götür bunu evine. Geldi. Mini minnacık bir şey. 3 senedir de arkadaşız. Şimdi iyi deyin. İyi dinleyin arkadaşlar. O gün de Hızır sohbeti yapacağız. O hayvan kendi Hızır'ı olmadı mı? Sussaydı, pıssaydı, bir kenarda kalsaydı. Olmaz, kendini kurtaramaz. İnsanoğlu da hiç kimseyi bekleme kardeşim. Ne elinden gelenin en iyisini yap, gerisini Allah'a bırak. Bak, bu. Ya Rabbim, ben bu ellerimle elimden gelenin en iyisini yaptım. Gerisini sana bırakıyorum. İşte dua budur. Körü körüne dua olmaz. Ha, Hızır, tabii ki vardır. Ne haddimize yok diyebilir miyiz Hızır? Hazreti Musa'nın arkadaşı da değil mi? Sen beni çekemezsin dedi. Sen bana tahammül edemezsin dedi. Yani bir nevi öğretmen. Kamil insan, öğretmen. Allah'ın sevdiği, insanlara iyilik yapmayı seven, çekmiş, öğreten. Ne derseniz deyin. İnsan kendi Hızır'ıdır başka. Sen seni kurtaracaksın. Allah diyor ki akıl verdim, akletmez misin? Rızka kefildir Allah, bakın. Bu da bizim rızkımız. Bu geceki sohbette benim sohbet çarşamba, pazar günüydü. Ama kendi kendine orada paylaşmışım ben bunu. İnsanlar da duydu, yakışık almaz. Nasıl diyeyim ki, yanlışlıkla paylaştık. Öyle bir şey olur mu? Bizi yine bir araya getirdi. Bakın ilk defa dinliyorum diyenler var. Birisinin gönül hanesi çok istedi diyelim. Ha, ben de istiyorum. İstemez olur muyum? Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Ondan başkası kesmiyor artık. Neden? İlahları devirdi, ilah benim dedi. Dost Allah, kalp arkadaş, bunu yaşadın. Daha bunun tadına vardın, daha dönüş Allah verdiğini geri alır mı? Almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir. İşte arkadaşlar, bu alem Allah'a varma yoludur, bir de Allah'ta yürümek var. Allah, sen neredeysen ben oradayım, ancak sen yoksan ben orada yokum. Yani kendinde ol devamlı diyor. Hepsini kendinde ara. Üst insan mı? Yok yok, Nietzsche'nin kim? O biraz başka ama karma. Yine de karma. Mesela Nietzsche'nin geçmişimi seviyorum diyor. Tabii ki canım, Allah bir şeyi boşuna verir mi? Seni geleceğe hazırlar. Dert dertsize kovalar. Vefasız vefalıya kovalar. Allah'ı bu alemde görmek istiyorsan görmeyi bırak diyor. Gönül işi bu. Tabii ki nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Kabul ediyorum. Ama görmeyi bırak dediği, senden gören o olsun diye. Allah ahlakıyla ahlaklan diyor. Görmen gerekeni gör diyor. O nedir? Allah güzelde görülür. Ya güzel nedir? Güzel güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz arkadaşlar. Güzel düşünce kadar. Güzel düşünce kadar yüce ibadet olamaz, ama bunu söyleyen ben, hala zanlardayız. Zannı geçmeden zenne varamaz. Halbuki olursa âlâ, olmazsa alülâlâ. Diretmenin lüzumu yok bir şeyde. Allah seni senden çok sever. Sevginin kaynağı o. Ya Vedud, Allah'ın bir esması. Karşılıksız seven Vedud. Vahhab, karşılıksız veren. Evet.
Hayatı seviyor olabilirsin. Kaybetmekten korkuyor olabilirsin. Birisini çok seviyor olabilirsin. Allah'ımı çok seviyorum. Korku nedendir? Bendeki eksik nedir ki hocam? Ya korku aslında bir bakıma şeydir yani. Korunma mekanizmasıdır. Kötü bir şey değildir. Ama dozajını arttırma. Bakın. İş olacağına varırmış. Abdal, abdal, abdal. Allah dostu bile üzülürmüş bak. Çünkü biz eksiyiz. Tam olan Allah'tır. İş olacağına varır, abdal üzülür. Yani Allah'a yakın olan bile üzülüyor. Çünkü insanız. Bu üzülme duygusu verdiyse onu yaşayacağız. Ama dozajında yaşamak lazım. Dozajını düşünmek lazım. Üstüne gitme. O zaman dereceyi aşmış olursun. O zaman güzel bir şey değil. Tutku da tutuklar. İşte tutku seni tutukladıysa o da korku yapar. Alışkanlık yapar. Devirir, devirir ilahlarını. Devirir. Hani bazen saçma sapan şeyler de yaparız ya. Mesela ya Rabbim şunu görmeden canımı alma. Öyle mi der? Onu gördükten sonra alayım mı gibi gibi. Yok, hiç öyle şeye gerek yok. Bakın arkadaşlar, ya Rabbim bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Bu kadar. Ve Allah bu dünya cennetini de yaşatsın. Bakın biraz önce bir arkadaş yazdı. Ben bu dünyada zoru talep ettim, orada mutlu olayım. Allah'ın gücüne gider. Bu dünya da Allah'ın cenneti. Bu dünya cennetini de nasip et ya Rabbim de. Bana sormuşlardı işte seneler önce evrensel günah nedir diye. Bir televizyoncu genç bir hanım mikrofonu uzattı. Evrensel günah nedir dedi. Bak kızım dedim, denize girmezsen evrensel günah. Kar yağdı, kar topu oynamazsan evrensel günah. Yağmur yağdı, o yağmurun kokusunu içine çekmezsen evrensel günah. Bir çay içip seyretmezsen, bir de tefekkür etmezsen. Yani hangi itfaiye şehri öyle temiz yıkayabilir. Gördün mü? Hangi su yeter? Ya Allah'ın düzeni. Allah alimdir, ilmi billah'tır. Allah'a ilimle varılır. Allah'ın ilmine hayran olduğun zaman zaten başka bir boyuta girdin demektir. Ölüm ve gömülme korkusu yok yok. Ölen beden Yasemin'cim. Bak bir tanem, o zaman gel ölümü. Daha önce sen benden ölümü dinlemedin mi? Dur onu anlatalım o zaman. Şimdi 2017. Rahmetli eşim aniden vefat etti. Ve bakın bakın bakın. Ölümdeki bazı muhteşemliklere de bakın. Manikürist kıza demiş ki Seda arkadaşımız iyi ki yani zaten kader birliği yaptırtıyor bakın. O çatının altında kader birliği. Kız Seda diyor sen çok güzel kahve yapıyorsun. Ölmeden önce bir kahveni içeyim diyor. Hakikaten de kahveyi içiyor, geliyor aşağı yukarı yarım saat 40 dakika içinde de vefat ediyor. Ertesi günü kızım geldi. Anne, ben babamın gözünün bebeğine bakardım mutlu mu değil mi diye. Anne, babam nerede? Şimdi ölüm korkusu ve gömülme korkusu diye sordu Yasemin diye bir arkadaşımız. Onu anlatmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Bak kızım dedim. Kabul et ki anne karnında iki bebek var. Biri Mehmet, biri Ahmet olsun. İkiz. Mehmet doğduğunda Ahmet ne diyor? Eyvah diyor. Kardeşim öldü. Öldü mü? Hayır, ona göre öyle. O ana karnında onu görmeyince öldü diyor. Bu dünyaya doğdu. Anne karnıyla bu dünya bir mi? Buradan da bekaya doğdu. Geleceğe işte o 18 bin aleme doğdu. Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir ya da değiştirir. Beden, beden ola, beden toprağa giriyor. Ruh değil arkadaşlar. Ruh sahibine gider, Cenab-ı Allah'a gider.
Tabii ki mahcup gitmemek lazım işte. Cennet cehennem dedikleri de bu dünya öbür tarafta odun yok diyorlar. Ateş yok. Buradan odunu sen götürürsün. Ateşini sen bu dünyadan götürürsün diyor. Dolayısıyla niyet iyi, akıbet iyi. Dünyayı dört kelime üzerinde topluyorum ben. Niyet iyi, akıbet iyi. Bak güzelim işte kuantum, o bu drama, aile dizilimi hiçbir şey diyemem. Ben hayatta çektikleri yani Allah ve kul ilişkisini yaşayarak öğrendim. Allah var, gam yok, onu öğrendim. Tek başıma savaştım bakın. Eşim üzdü, kardeşlerim üzdü, ablalar üzdü. Üzdü de üzdü, çocuklar üzdü, büyüttüklerim üzdü, benden doğanlar üzdü. Hem de ne üzmeler, ne şoklar. Seni üzmeyene kovaladı. Benim anlatmak istediklerim hayatın ta kendisi. Bu dünyada yalnız değilsin, şah damarından olanı, seninle olanı unutma yeter. Olsa her bak o her gönle seslenir. Ama senin kulağın nerede? Her gönle sesleniyor. Evet. Yani en büyük fantazi hayatın kendisidir. Eyvallah. Aa, canım benim, başın sağ olsun. Şerif eder. Yok, Allah çağırdı. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Heh, kızıma onu dedim. Kızım, sevgili çağırdı da kim gitmedi? Aman Allah'ım. Derin, bak diyor ki, denizin 3000 metre derinliğin, işte devam edelim burada. Güzellik kime? Kendine, ama kuluna diyor ki, gel gül sen de seyret. Gel gül bahar sen de seyret. Aylin, şair yazar sen de gel seyret. Kızıl sen de seyret. Şerife sen de seyret diyor. Çiğdem sen de seyret. İşte bu. Aleyküm selam Hülya'cığım. Allah'ı bu alemde görmek istiyorsan görmeyin. Gönülle gönül. Hiçbir yere sığmam, gönle sığarım. Ama hangi gönle? Bakın hangi gönle? Şimdi gönül konusunu biraz açalım. Bunlar öğretmenimin, Mutlu Baba'nın, Mehmet Rasim Mutlu öğretmenimin sözleri. Şöyle koyayım. Belki büyütüp bakabilirsiniz sonra. Muhteşemdir Allah'ın izniyle. Diyor ki, ruhun yüce tevhid haline gönül deriz. Bakın, ruhun yüce tevhid hali. Birlik. Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandan. Birleştiricilik Allah'tan, ayrım şeytandan. Bunu bil bir kere. Amanı, birisi ayrıma girdi mi? Hemen kapatmaya çalış karşı tarafı. Ben onu severim de. Şöyle güzel yanları var. O kendiyle yüzleşir o zaman. Ha der. Çünkü her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. Yaptıklarımız, ettiklerimiz, mahalle baskısı, eski alışkanlıklarımız filan. Oysa hiçbir eleştirmenin heykeli dikilmemiştir. Eleştireceksek kendimizi eleştirelim. Bak, biraz önce ne dedim? Zannı geçmeden zenne varamazsın dedim. Ama daha bir ay önce, 2 ay önce yine bir zannın içindeydim. Kolay değil. Söylemek başka, hal ehli olmak başka. Evet, tekamül için Nazancığım bak, çocuklarımızla neden çatışma yaşarız? Onlar bize tahammülü verir Allah. Hadi biraz daha tahammül et. Sen kamil insan olma yolundasın. Onun daha kemale ehli olması için epeyce zaman var der Allah. Çünkü çocuk düşe kalka büyük derde hata yapa yapa kamil olurlar.
Yok yok, üzülme. Seni üzmeyene kovalıyorlar. Her olayda da bir hayır vardır. Bakın Nazan Hanım. Eyvallah. Yaptık bir şey geçen yayında, ama başka bir şey. Bak çok saygılısın. Aferin bir tane. Teşekkür ederim. Ha, 300 kişi olmuşuz. Ne güzel. Eyvallah. Eyvallah. Tabii. Birbirine benzeyenleri bir araya getirir. Bakın basketçi voleybola transfer olmaz. Halbuki bu gece sohbet yok gibiydi. Allah der ki ben istersem olur der. Ve ne yaptı? İstedi, yaptırttı. Ne güzel ama. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Bir anlık tefekkür ibadete eştir diyor ya. Yani an muhteşemdir ve Allah'tandır. Anla ilgili yine öğretmenimin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Aleykümselam. Şimdi gönüle geldik. Allah'ın gönle sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Ben girdi mi olmaz arkadaşlar. Ben egodur. İçinde ben olan her şey cehalettir. İçinde ben olan her şey cehalet. Ama şöyle bir şey var. Kardelen karı delip ortaya çıkıyor. Kar, onun için adı kardelen oldu. Ha, çiğdem çiğdemliğini gösterecek. Hisar hisarlığını. Hisler aynası. İncinur incinurluğunu, gülay gülaylığını, çiçek çiçekliğini, türkan türkanlığını ortaya çıkarması için tabii ki bir evrelerden geçecek. O ego provoke eden güçtür. Kötü bir şey değil ama ego ne hale gelsin? Bütün mesele bu. Peygamber egosu haline gelsin. Peygamber egosu ne? Bak. Şimdi söyleyeceğim. Yani ego dediği o. Yani ben bundan mutlu oluyorum diyor. Bulacağım şimdi. Buradaydı. İnsanlığı ne kadar kucaklarsan seni tahrik eden egonun gerçek maksadına asıl o ölçüde yaklaşırsın. İşte ego bu. Esas ego bu. Seni sen yapacak ego bu. Egoysa yani ben kendimi ortaya çıkarayım. Ben işte senin kim olduğunu Allah o zaman ortaya koyar. O nasıl olur? Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olmanla olur. Tek Adem. Karşıda gördüğün sensin. Hep birbirimizle bir alışverişimiz vardır. Hiç kimse boşuna yaratılmadı. Allah bir kılı boş yaratmaz. Herkesin görevi var. Yo yo, şöyle özge dipli. Allah ilahları devirir. Hadi çoluğunu çocuğunu çok seviyorsun, değil mi? Bir bakıyorsun ki çocuğun sana diyor ki, ne yaptın ki? Bana dediler. Ben 2 gün o Türk filmlerindeki gibi lal oldum. Evden çıkamadım gibi. 2 gün sonra indim. Ya çocuklar, bir yanlışlık var bu işte dedim. İşte kızım oğlum neyse. Ne yapmadın ki diyecektiniz dedim. Tabii evlatsınız, anneden babadan daha farklı, daha başka güzel şeyler beklersiniz. Ha, öyle diyebilirsin. Keşke şunu da yapsaydın diyebilirdiniz. Ama ne yaptın ki derseniz olmaz. Ne yapmadın ki demeniz lazımdı. Ne oldu? İlahını yıktı mı Allah? Ama Allah'ta hak zayi olur mu? Olmaz. Dost Allah, kalp arkadaş. Bana deyin ki bu dünyada ne aldınız, ne aldınız? İşte yeni gelen arkadaşlar var. Bu konuyu tekrar o zaman anlatayım. 2-3 dakikamızı alır zaten bu. Pandemiden 2 sene önce kitap fuarındayım TÜYAP'ta. Yine böyle 3 metrelik okumuşlar yayıncılık standı var. Eski dostlar, yeni dostlar, birinci günü TÜYAP'ın. Saat 10.30-11 gibi. İçerideyiz. Yeni yeni de okuyucular gelmeye başlamış. Kitapları karıştırıyorlar önde. Köşeden bir kız çocuğu. 12 yaşlarında. Bilemedin 13'te.
Şöyle köşeden bodoslama tabiriyle girdi, böyle yaptı. Efendim dedi, size sorular soracağım, iz bırakacağım. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Tekrar da yarar var. Dinlemiş olan bile tekrar dinlesin. Çünkü o akıştaki, o auradaki alışveriş başkadır. Size sorular soracağım, iz bırakacağım dedi. Aferin kızıma, biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik zaten. Diğer canlılardan farkımız bu. Bakın. Ama eğer o çocuk 3 ay önce gelseydi belki şöyle diyebilirdim arkadaşlar. Bir dakika yavrucuğum, kızım, bak bir espayı olsaydı da abilerin, ablaların konuşuyor gibi. Öğretmenlik, annelik filan taslamak olur muydu bilmiyorum. Ama o 3 ay zarfında öğretmenimiz bize şunu aşıladı. Gece yarısı saat 3'te dedi, beni bir sivrisinek uyandırır. Hep 3'te uyandırıyormuş. Sizleri uyandırsa kahretsin, işim gücüm vardı, ne yapacağım dersiniz, yarın ayakta duramam dersiniz, uykum kaçtı. Ben öyle demem çocuklar derdi. 3 ay bu konuyu işlemişti, salı perşembe. Seni kim gönderdi derim derdi. Kalkarım bir beste, bir güfte, işte bir makale, bir hemhal oluş başlar. Demek ki onu içselleştirmişim, o çocuğu göndereni biliyorum. Aferin kızıma, biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik zaten. Adın ne? Ece. E kraliçe demek sana da yakışır. Başladı sormaya. O kadar güzel sorular soruyor ki. Çocuk dersin, ha ne çocuğu? Ruhun büyüğü küçüğü olmaz arkadaşlar. Tezahürü olur. O annesinden yeni doğan çocuğa da lütfen öğretmeniniz gibi davranın. Sen onun öğretmeni değilsin. Aslında açık şuur, o senin öğretmenin. O gözden bakan kim? İşte o Alişan, TRT'de çağırmışlardı, orada anlatmıştım. Buralarda da anlatmışımdır muhakkak, anlattım. Yine de anlatırım isterseniz. Sordu, sordu, sordu. O kadar güzel sorular soruyor ki çocuk. Ya, yangın, yangın. Neyin yangını? Arayışta. Bir şey arıyor. Tutunacak bir şey arıyor. İşte nasıl şu bardağın tutacak yeri varsa o da tutacak bir şey arıyor. Yani ona tutunayım da gideyim bu hayatta demek istiyor. En sonunda böyle yaptı. Efendim dedi, son sorumu soruyorum. Sor kızım. Son soru ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi senin çapın belli olacak diyor. Bildin bildin, bilemedin yol alırım. Tamam kızım, sor. Hayattan ne aldınız? Çocuğa bak. 3-5 sene önce 60 yaşındayım. O da 12-13 yaşında. Tamam yavrum, ama Allah işte onun tekamüle ermesini istiyor. Çünkü arayışta, gayreti boşuna değil. Hayattan ne aldınız? Tamam kızım, tam adamına geldin. Ama Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de cevabımı unutma, değil mi yavrum? Tamam dedi. Bak ne aldım kızım. Hani biraz önce sordular ya, ilahları devirir işte. Annen de, baban da, karın da, kocan da, en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Gözümü gösterdim. Ağlatırlar kızım. Yüreğimi gösterdim. Sızlatırlar. Ama Allah da hakkın zayi olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Onun adı El Hak. Bunu bil yeter, değil mi yavrum? Yola devam. Evet arkadaşlar. Bunu biliyorum. Yola devam. Şimdi biraz önce benden yine gırgır, hani gırgırımsı. Şey, o tamam. Hiç fark etmez. Hani onlar işin esprisinde filan. Bak bir şey söyleyeceğim. Sevgi açlıktan değil, tokluktan ölürmüş. Evet arkadaşlar, hayattan ne aldınız? Yok, o değil. Hah, bak hisler aynası.
Hayattan ne aldım? Herkes de hakkın zayi olur. Annen de, baban da, karın da, kocan da, çoluğun da, çocuğun da, en sevdiğin de, Allah'tan sonra sensin dediğinde. Ama hakkın zayi olur. Ama Allah'ta olmaz. Yola devam. Onun adı El Hak. Fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bitti. Tamam işte Gönüllü Çetin. Dibin dibini gören biri olarak beni yüzen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çünkü Allah'a kovaladılar. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu kadar. Allah diyen de mahrum kalmaz. Bak, insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar arkadaşlar. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Ben öyle şeye karışmam yavrum Özlemciğim. Bakın biz burada tasavvuftan bahsediyoruz. Yaşadıklarımızdan. Günah, sevap, o, bu. Ben bunları söylemem. Ben Cenab-ı Allah'la kendi aramdaki o diyaloğu, o muhteşemliği yaşamış bir insanım. Dost Allah, kalp arkadaş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar diyorum. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir diyorum. Allah var, gam yok diyorum. Benim anlattıklarım bunlar. Ama bunları yaşaya yaşaya buldum. Ve Allah sevdiğinin üstüne belayı dökercesine verir. Belada belagat, kurtuluş var. Yani kahhar sıfatı hızlandırılmış eğitim. Lütfunun şiddeti her taraftan geliyor. Allah seninle ilgileniyor çünkü. Senden biz dost olacağız diyor. Seni anlamadılar diyor. Evet. Bak Ariel'cim, onları bırak. Senle kendi bak. Allah, biz bu dünyaya söz verip geldik. Biz insan olarak yaşayacağız dedik. Eşref-i mahlukatız güzellikte. Allah bize saygı, Allah bize değer verdi, cüz'i irade verdi. Cenab-ı Allah'ın onlarla alakası yok. Allah insanların kolu bacağı kopsun der mi, şu olsun der mi? O insanoğlunun acımasızlığı. Ama şunu unutmayalım. Suçları ikişer ikişer işlesek de cezasını teker teker çekeceğiz. Hiç Allah öyle şeylere müsaade. Yani Allah'ın rızası olur mu? Olmaz. Cüz'i irade verdi insandan. Güzellikler Allah'tandır, kötülükler insandandır. İnsanın hür iradesindendir. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Şeytaniyet, rahmaniyet. Seçimlerimiz, bakın bizi biz yapan seçimlerimiz. Her an, her aynı anda iki kapı çıkacak. Sen hangisini seçiyorsan. Sen hangisini seçiyorsan. Ha, buraları biraz karmadır. Buraların için işin içinden çıkamazsın. Ha, bir de şöyle var. Peygamber Efendimiz de okla birisini vurdu, yaraladı, üzüldü. O oku sen atmadın, ben attım dedi Cenab-ı Allah da. La faile illallah. Fiilin sahibi Allah'tır. Bu da var bakın şimdi. Kimse bu işlerin altından kalkamaz. Ama Allah güzeldir, güzelde görülür. Peki güzel nedir? Güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Benim torun şu anda 12 yaşında. Bundan 4-5 sene önce yayıncılıkta böyle gidiyor geliyor coşmuş. Hiç kul kötü olur mu Allah'tan diyor. Ne diyorsun sen kız? Gel bir dakika dedim. Ne dedin Miray dedim. Bir daha söyle yavrum. Hiç kul kötü olur mu Allah'tan? Hadi bakalım. Özü, tözü dile gelmiş konuşuyor.
aman aman aman. Sınırlı sınırsızı alamaz. O oralara girmeyin. Biz kendimizle ilgilenelim. Bak ne diyorum? Her gün bir açığımı buluyorum. Her gün bir olmamış tarafımı buluyorum. Ben kendimle ilgileniyorum. Kayyum olan Allah'ın, Allah bu kainatın yöneticisi. İnsanlara da hür irade verdi. Cüz'i irade verdi. Ha, dediğim gibi suçları ikişer ikişer işlesek de cezasını tek tek çekeceğiz. Şimdi. Ha, bilse yapar mı? Bakın bir de şu var arkadaşlar. Bilse yapar mıydı? Şimdi Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki beddua etmeyecek misiniz? Yok diyor. Bilse yapar mıydı? Cehalet bambaşka bir şey. Allah ilimdir, Allah'a ilimle varılır. Gelelim yine konumuza. Allah'ın gönle sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Benlik olmayan gönülde olur. Çünkü benlik olan gönülde ikilik vardır. Benim, ben yaparım, ben ederim, bana bunu kimse yapamaz. Böyle yapmadık mı? Yaptık, yaptık. Yaptık. O da dedi ki sen değil ben dedi. Sen ne zaman o egonu minimize edeceksin dedi. O zaman senin içindeki güzellik yavaş yavaş ortaya çıkacak. Çünkü tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandan. Zaten burada da diyor ki ruhun yüce tevhid haline gönül deriz. Bakın ruhun, bakın bu da çok güzel. Buna da bakabilirsiniz. Biraz önceki bu muydu bilmiyorum. Ruhun yüce tevhid haline gönül deriz, birlik haline. Bak bizi bu arada tutan, bu 347 kişiyi bir araya getiren kim? Ruhun yüce tevhid hali. Bir şey arıyoruz, bir güzellik arıyoruz, öz arıyoruz. Ne, en azından ne aradığını bilene dünya kenara çekilir yol verir. Onu görüyor muyuz? Görürüz. Çünkü yönetici olan Allah. Onda zerre şaşmaz adalet. Allah'ın gönle sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Aklı gönle bırak. Gönlü eşyadan arıtabilirsen o hak nuruyla hemen alevlenir. Maddeyi çarmıha gelmeden manayı bulamazsın diyorlar ya, madde aynı zamanda bu beden. Yani egoyu minimize edince yürüyebilirsin. Ha, bir de madde adamı olma, mana. Bir gün demişti ki mana eşittir Allah demeye ramak kaldı demişti. Ya mana. Dedim ki efendim böyle böyle demiştiniz, şimdi demiyorum demişti. Yani direkt o demişti. Bizi burada konuşturan neyi konuşuyoruz? Tabii yola çık, yola çık bu konuda. Aleykümselam, teşekkür ederim. Evet, bakın, gönül zaman ve mekana değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Dur söyleyeyim o zaman. Bugün yukarıya iki kitap siparişi vardı. O yokuşu özellikle çıkmak istiyorum. Rahmetli Mutlu Baba demişti ki, kızım seni bu yokuş kurtarıyor. Bakın bakış açısı ne kadar farklı görüyor musunuz bir mürşidin? Bir insanın kamilin, kamil insanın. Başkası da der ki ay o yokuş olmasa ben oralarda ev tutarım filan der. Bu yokuş beni mahvediyor. Halbuki yokuş kalbin elastikiyetini sağlıyor. Benim de hoşuma gidiyor yani sipariş geldiğinde. Bir de günü gününe göndermeyi seviyorum. Sorumluluk çünkü mükemmelliyet sorumluluktur. Özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer. Gittim, girdim. Bir baktım telefonuma dediler ki bir yazı geldi. Kartınızı düşürmüşsünüz. Banka kartı, kredi kartı neyse. Banka kartı. Herhalde dedim şey. Bir baktım ha hakikaten düşürmüşüm. Nerede dedim. Cevap yazdılar işte Blue Hotel'in orada. Ben dedim PTT'deyim hemen geliyorum. O arada da bir hanım arkadaş benden 3 tane kitap istemişti. Onu göndereceğim. 3'ü bir arada benimkileri. Ben dedi şeydeyim, neredesiniz geliyorum dedim.
Ben dedi işte şu arabanın içindeyim, şimdi dönüp geleceğim dedi. Gri bir araba markası söyledi. Geldi. Genç, efendi bir çocuk. Bakın. Ah, çok teşekkür ederim dedim. O arada da kitabı vermemiştim daha. Büyük paketleri vermiştim. O küçük paketi vermemiştim. Vermiştim, geri aldım. Orada sırada bekliyordu daha doğrusu. Yoldan geri döndüm. Aa dedim, ben o çocuğa kimse bu dedim, hediye edeceğim. Gittim. Ya rica ederim dedi. Yok yavrum dedim, bu senin nasibin. İşte gördünüz mü? Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutuyor. Bana ne ya dememiş, ilgilenmiş. Çok güzel. Demek ki Allah da hak zayi olmuyor. Ha gönül, ha birisi de teşekkür bile etmeyebilir. Böyle kafasında settiktir. Ne acaba bu bir oyun. Bir sürü bir şeyler gelir insan. Yok yok. Her Yusuf kuyusunda, her beden kuyusunda bir Yusuf var. Onu ortaya çıkartmaya çalışacağız biz. Hiç fark etmez. Yani samimi olmak, candan olmak, güzeli görmek. Hep bak, bugün bu konuyu tekrarlıyoruz Allah tarafından. Allah güzeldir, güzel de görülür. Peki güzel nedir? Güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. İşte o çocuğun gönlüne göre. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tuttu. Ha, ona yarın gönderirim, pazartesi gönderirim. Hayırlı işlerinizde acele ediniz de budur. Akıl devreye girdi mi böyle yapar akıl. Bir dakika ya, içinde 3 tane kitap var, ne veriyorsun der. Şu kadar cık cık. Gönül de der ki derhal ver onu. Derhal ver, o çocuğun nasibi o. Hiçbir şey tesadüf değil. Olsun bak Gonci, bak güzelim, hiç fark etmez. Kamil insana övgü de sövgü de birdir. Arkadaşımız şöyle anlatıyor. Diyor ki markette çocuk düşmüştü. Ağlıyordu, kaldırdım. Annesi karışmayın diye azarlamış. O özür dilerim demiş. Hani şok gibi değil mi? Hiç önemli değil. Seni değerlendiren Allah'tır. Biz insanlardan teşekkür. Gelirse ne ala. Gelmezse alül ala. Vefalıya kovaladı yine seni. Allah da hak zayi olmaz. Öyleyim, öyleyim. Anne olarak kabul et, teyzen olarak kabul et. Hiç fark etmez yavrum. Eyvallah. Ya canım benim. Çok güzel. Çok güzel. Bu dünyada insanın, tabii canım, bu dünya cenneti de Filizciğim. Allah bak güzelim. Eğer deniz mevsimi denize gitmezsen, o Allah'ın yarattığı suya o boşuna mı? Kar boşuna mı? Yağmur boşuna mı? O sonsuz güzellikler boşuna mı bu dünyaca? Nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Bakın Mutlu Baba'nın bir kitabı var burada ve onu herkese tavsiye et kızım demiştir rahmetli. Bak şuradan alayım göstereyim size. Bak diyor ki ey hayretine düşüren Allah'ım, hayretimi arttır. Nakışta nakkaşı görmeyen, yani nakışın sahibini görmeyen göz göz değildir. Bu benzeridir. Orası çok âlâ ama sen bu dünyayı cehenneme, biz bu dünyayı diyor cennete çeviremeyiz ama cehenneme çeviririz demiş burada. Ha, ama orijinalliğine dokunma. Seyret. Muhteşem diye. Ve farkındaysanız arkadaşlar artık Instagram'da filan hani paylaşılan o minik kirpiler, şunlar, kedinin, köpeğin, hatta tavuğun civcivlerine bir kedinin bakması. Tavuk şaşırıyor. Allah oralardan sesleniyor. Ey insan diyor, ey eşrefi mahlukat, sen nereye doğru gidiyorsun diyor. Bak, bugün de şeyi gördüm, çita, aslan ya, çita,
En hızlı koşan yırtıcılardan. Kaplumbağa'ya gelmiş, kaplumbağayla birlikte onu seviyor. Hırhırıyla. Hani tehlikeli bir ilişki gibi görünüyor ama her halinden belli değil, seviyor. Sevgi, çünkü mayamız sevgi. Biz sevginin ürünüyüz. Ha, ne demek? Zevkle Hümeyra, zevkle. Bak, özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer. Bu saatte bizimlesiniz diyor. Tabii ki. Tabii. Ya, üzülecek bir şey yok. İnsanoğlu ya, komedi. Boş ver. Dost Allah, kalp arkadaş. İsteklerin zamanı gelince olur. İbrahim, isteklerin olur. O konuda gayret ettiysen, işte gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar dedik ya. Şimdi aklı gönle bırak. Gönlü eşyadan aratabilirsen o hak nuruyla hemen alevlenir. Gönlün birleşik kaplarının aralarını kesme ki tek seviyeyi tutasın. Hani kin, öfke, kızgınlık, cephe almak gerek yok. Gerek yok. Biz insanız. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat iştir. Bilse yapar mı? Yapmaz. Seccadeyi gönlüne ser ki sacit ile mescut bir olsun. Secde eden de kendine secde edilen. Hep gönülden. Hiçbir yere sığmayan gönülden sesleniyor çünkü. Gönül aldanmaz. Ama şu nefsani beş duygunun alışverişini gönül zanneden aldanır. Her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. Gönle imkansızlık yoktur. İmkansızlık ancak eşyadadır. Gönlün büyüğü küçüğü olmaz. Gönlün tezahürü olur. Sadrını açmayan gönül hindarlandına giremez. İçsel bakışını, içe bak. İçe bak, mana insanı ol. Hani Kabe yık, gönül yıkma dedikleri olay da o. Diyanar, evet, Diyanar'da benim kitaplarım başarı dağıtıma rica ettim. Neden yok dedim. İnşallah olacak. Okumuşlar Yayıncılık'tan isteyebilirsiniz benden. Okumuşlar Yayıncılığa girin veya Instagram'da Okumuşlar Yayıncılığa girin. İnşallah işte zamanla oluyor, zamanla. Gönlünü rahat tutanın bedeni rahattadır arkadaşlar. Bakın. Gönül vücutta yaşar ve vücudu yaşatır. Gönlün saf, temiz, iyiliğe, sırf iyiliğe açıksa, kötülüğe, nankörlüğe, vefasızlığa, kıskançlığa kapalıysa, o vücut rahat yaşar, hastalanmaz. Gönül vücutta yaşar ve vücudu yaşatır. Benim öğretmenim 98 yaşında, hatta 99 diyebilirim, vefat etti. Korona zamanı. Hala dinçti. Hani beden, sağlıklı bir beyin, güzel bir yürek. Çünkü işe yarıyor. Allah işe yarayanı almaz arkadaşlar. İşe yaramayanı alır. Hadi meşgul etme der orayı, dünyayı. Onu da öğretmenimiz öğretmişti. Hani bu bedende bu can varken yapacaksın. Zaman kısıtlı. Ben ya Rabbi mesela bakın zaten şöyledir arkadaşlar. Biri hahamına gider, biri papazına, biri rahibine, işte gurusu, keşişi konuşur. Beni kurtar der. Bu dünyanın özüdendir, ne yapayım? En kestirmesi. Biri de Anadolu deyimiyle pirine gider, mürşidine. Pirim, himmet. Oğul, hizmet, hizmetten geçer. Güldürmeye çalışırken gülüyorsun, yetmez mi? Bir çay, bir kahve, bir şey ikram ederken. Ablam 70 küsur yaşında. Trende 8-9 yaşlarında buna bir yeşil elma vermiş çıkısından. Yani 65-70 sene önce bir hanım düşünün çıkısından bohça gibi şeyinde trende bir elma uzatmış. O elmayı unutamıyor.
Gördünüz mü? Gönülle vermiş ama. Sevgi ve muhabbetle vermiş. İz bırakmış. İz bırakmış, iz. Gözü açık olan görür, gönlü açık olan anlar. Bir gün babama demiştim ki, baba ev küçük, inşallah geniş bir eve taşınırız gibi. Kızım dedi, gönle her şey sığar dedi. Gözü açık olan görür, gönlü açık olan anlar. Bazen bir hisle olacak şeyi önceden biliverirsin. Bu ne? Bu tek gönülün manada ta kün anında olup biten her şeyi bilmesinden gelir. Mesela, mesele zaman ve sıralama farkında. O da şu, şimşek çakar ama sesini daha sonra duyarsın. Daha Adem yaratılmadan ben peygamberdim hadisi. İnsanın varoluşu. Bakın, bazen bir hisle olacak şeyi önceden biliverirsin. Bu ne? Bu tek gönülün manada ta kün anında olup biten her şeyi bilmesinden gelir. Mesele zaman ve sıralama farkında. O da şu, şimşek çakar ama sesini daha sonra duyarsın. Parantez açmış. Daha Adem yaratılmadan ben peygamberdim hadisi. Biz ezelden yaratıldık. Ölümsüz güzellikli. Bakın, en muhteşem gerçek ölümsüzlüğümüzdür. O sultanın kulu olmaktır. O yüceler yücesinin. Ölümsüzlük de bizi hediyelendirmiş. Hediyeyi veren hediyeden değerlidir. Ne kadar şükretsek azdır. Onun için bütün gayretimizde şunu diyeceğiz. Ya Rabbi, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Eyvah. Sesini sonra duyarız. Aynen öyle. Kitabın adı şey canım, Mutlu Baba'nın 9 tane kitabı var. 2 tane de müzik, 11 tane. 9 tane. Hepsi şey, bu şu anda okuduğum herhalde şu. Tasavvuf Pınarından Mutlu Damlalarla Kalden Hale var. Ey hayretine düşüren Allah'ım var. Bugün bir hanıma göndermiştim. Telefon etti. Özellikle teşekkür etti. Çok sevdim dedi. Bavullarımı koydum, ele aldım. Bavullarımı yani şeye başladım, kitaba başladım. Hoşuma gitti diyor. Tabii buradan nasıl gidiyorsan orada öylesin. Bakın bu laf çok önemli. Bak kalp kırılmaz. Gönülde Allah var. Allah kırılmaz. Kırılan bizim egomuzdur. Ha onur başka bir şey bakın. Ama zamanla affedersin. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir. Şeye potansiyelden kasıt şu Pınar. Yani bana ya Rabbim benim yapabileceklerimi bana vermişsindir. O güçle bu bedende bu can varken ben onları ortaya çıkarayım. Bana vermiş olduğun güzellikleri ortaya çıkarayım, yapayım. Öyle geleyim gibi. Evet. Tabii canım. Bakın. Hoşgörü, anlayış, sevgi bu dünyayı çekilir hale getirir. Yoksa olmaz. Olmaz. Karşıdakine tam anlatırken bu da bana bunu yapmıştı diyorsun. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Boş ver onları. Biz her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. Şiarımız bu olsun. Evet evet İncinur, onlar yükleniyor canım şu anda şeye. olacak Allah'ın izniyle. Rahmani dilek yerde kalmaz İnci. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Arayabilirsin. Tamam. Ara canım. O kötü bir şey değil Senma'cığım. Yani ağlanın, maneviyat karşısında ağlanılır. Sebeple ağlanılır. Sebepsiz ağlanılır. O ne biliyor musun? Bak.
Bak burada diyor ki Mutlu Baba'nın kitabında yine. Peygamber ağlar mı diyor. Evet ağlar, çünkü Allah ağlamaz diyor. Ama Allah'ta gözyaşı yok, sende yaşar onu. Ve gözyaşı olmazsa güneş doğmazmış. O gözyaşının hatırına doğuyor. Ya. Ha, duan olursa ne ala, olmazsa alül ala. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Zamanı gelmediyse vermez Cenab-ı Allah. Bakın, 2 yaşındaki çocuğa bilgisayar versen kırar, bilmez. Ama 12 yaşındaki dört gözle bekler. İşte bu. Hak ettiğin zaman verir. Amin. Amin canım. Eyvallah. İyi niyet duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Bak biraz önce bana dua etti. Teşekkür ederim. Sonsuz hamdü senalar olsun. Kendine etti aslında. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Kendine kendine. Dua da beddua da hep bizden bize olan bir şeymiş. Yok, geçmişi bırak. Bak Furkan. Geçmiş takıntı. Gelecek kaygı. Dem bu demdir. Dem bu dem. Yük taşıma. Olması gereken oldu. Bir, olmuşla ölmüşe çare yok. İki, olanda hayır vardır. İslamiyet'teki bu güzellik çok güzeldir. Demet, gözyaşıyla ilgili şeyi tamam yapayım canım. Hiç fark etmez. Senin gönlün rahatsa bırak güzelim. Yok. Olanda hayır vardır diyorum. Hayır olandadır işte. En güzelini Zeynep topladı. Şimdi biraz önceki gözyaşı olayını anlatın dedi de. Ha, ruhun yolculuğu. Bir kere sen zaten senin duan kabul olur. Ruhun yolculuğun demişsin bir kere. Baksana orada. Arayüzdeki ismin çok güzel. Ruh eşittir akıl, vicdan, irade, idrak demek. Bak bir şey söyleyeceğim. Onur, narsist bir kocayla uğraşıyorum diyorsun. Ne öğrenirsen onlardan öğrenirsin. Normalden kimse bir şey öğrenemez. Olsun olsun. Sabır, sabır muhteşem bir şey. Ben sabreden de sevinirim diyor Allah. Benim tadıma varmak için sabret diyor. Sen onun için ilaçsın. Kocan narsist, sen değilsen sen onun ilaçsın. O da senin için ilaç. Artı eksi olmazsa lamba yanmaz. Hani ünlülerden biri diyor ya, evliya olmak istiyorsan evlen diyor. İşte bu. Kendimizde de biraz vardır onlar. Olsun. Ha, mütevazilik başka bir şeydir ama bak. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Kesinlikle tevazu sahibi ilahi yoldadır ve sevimlidir. Asıl olan da güzellik değildir arkadaşlar. Sevimliliktir. Nasıl sevimli olabilirsin? İçin sevgi dolu, hizmet dolu. Bu espriyi biraz çözdüysen zaten sevimlisindir. Kime? Başta kendine. Kendin birazcık kendinde ara gülsün. Kucakla, kucakla. Seni diyor tahrik eden egon, insanlığı ne kadar kucaklarsan seni tahrik eden egonun gerçek maksadına asıl o ölçüde yaklaşırsın. Biz istiyoruz ki bizi durup dururken sevsinler, hizmet etsinler. Olur mu öyle şey? Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelir mi? Ha, sen sev, sen kucakla, bir şey beklemeden yap. Bak nasıl oluyor. Ha, o zaman insanlar derler ki ya işte hayranım Elif'e.
hayranım çiçeğe. Ne kadar verimli, ne kadar iyilik, güzellik peşinde. Teşekkür bile beklemiyor. Gerek yok. Ha, ederlerse güzel. Tabii yaşama sevincidir. Allah vafidir, vefalıyı sever. Anda kalmak şöyle işte bakın. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Benlik minimize ise sevgi ve muhabbetle kucaklıyorsan karşı tarafı, gözünün bebeğine bakarak ne demek istiyor, ne istiyor diye algılıyorsan, işte o her beden kuyusunda bir Yusuf vardır bakışıyla bakıyorsan tamamdır. Tamamdır olay. Hayattan zevk alırsın. Dönüştürmek için ne yapmamız gerekiyor? Nereyi dönüştürmek için Asya? Bir kere mütevazi olacağız. Egoyu minimize edeceğiz. Dua, iyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Dua etmene bile aslında gerek olmayabilir. Yani yaptıkların güzelse ama özel isteklerin varsa tabii ki edeceksin. Allah diyor ki açtığın olmasa neye yarardın? Evet. Tabii narsist sana ilaç. Sen kendin görürsün ya. Hatta seni yazar bile yapar ya. Şair yapar, yazar yapar. İlaçtır ilaç. Bulunduğun ortam terbiye metodundur. Allah seni nereye attıysa bil ki bir alışveriş var o olayda. İyi geceler. Ya şimdi o evlilik konusuna hiç girmeyelim. Sabretmekte yarar var arkadaşlar. Tabii ki ayrılmakta hani Allah, ama kolay kolay ayrılanlar da pek mutlu olamıyor. Çok zor durumlarda hani ayrılabilirsin derim. Yani, ne haddime karışamam ama ben bir gün dergaha kendimi zor attım. Eşim beni çok üzmüştü. Diyeceğim ki efendim ben ayrılacağım. Daha kapıdan içeriye girdim, böyle dizlerimin üstüne hani selam verdim, oturdum, böyle yaptı. O nikahı kim yaptı dedi. Daha da bir şey diyemedim. Şimdi evliliğe şuradan bakalım. Bir avuç pirinç de pirinç, bir çuval pirinç de pirinç. Eğer idare edilecek yanları varsa, ya bu beni çok üzüyor da ben gideyim başkasıyla evleneyim diyorsa, pirinç pirinçtir. Ama çok başka şeyler, çok hüzünlü şeyler varsa ona bir şey diyemem. Teşekkür ediyorum. Korkumuz mu? Korku yok. Allah var, gam yok. O da diyor ki şah damarından yakınım. Zaten korkmak Allah'ın gücüne gider o zaman. Ben seninleyim, sen kiminlesin der. Demek ki bak, Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttun demektir. Rahmetli anneme diyordum ki gel anne şu meseleyi bir halledelim. Oturuyorduk. Daha beter kalkıyorduk. Masadan. Niye? İspat etmeye çalışıyorsun. Boş ver ya. Kimseye bir şey ispat edemezsin. Gerek yok. Allah biliyor de yat aşağı. Ne zaman ki bunu anladım. Ya Rabbim dedim, sen biliyorsun. Öyle müsterih olursun ki kimseye ispat etmeye çalışma kendini. Gönlün sen, senden razı ol yeter. Mürşit Allah'tır bak. Tekamül yolculuğu. İsmin çok güzel bir kere. Mürşit Allah. Bizler talebeyiz. Ama sen dersen ki ya Rabbim, ya Rabbim, face to face bir şey istiyor. Çıkarır karşına. Daha doğrusu şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Benim karşıma bir mürşit çıktı. Gerçekten çok derin bir mürşit çıktı. Allah gani gani rahmet etsin. Cennet mekan. Her an duadayım. Özlüyorum. Ağladığım oluyor. Resmine gidip böyle sevdiğim olur. Dertleştiğim olur.
Çünkü ölüm diye bir şey yok. Olum var. Oldu mu gel der Allah. Gideceğimiz yerde orası zaten. Ben o veliden aldım arkadaşlar. Vermeye çalışıyorum. Orada videolar var. Benimle birlikte o veliye gelmiş gibi olursunuz. Bakın. Bir şey demiyorum. Bu birçok video var burada. Hepsi yaşanmışlıkla ilgili ve Mutlu Baba'nın öğretileriyle ilgili. Hepsi çok güzel. Hepsi bizi Allah'a kovalar. Yani muhteşem ya yapar. Çünkü 26 sene gidip geldim arkadaşlar. Yani bu bilgi böyle hani çöp kutusunun kenarına asıyorlar ya, ekmekti, şuydu, buydu. Onu alıp gelmedik. 26 sene. 40 kilometre gittik, 40 kilometre geldik, haftada 2 gün, 3 gün, bazen 5 gün. Adanmıştık ruhuyla. Hani neden? Çünkü gönlümüz özümüzü tözümüzü arıyordu. Allah'ın izniyle o yoldayız. Şimdi benimle birlikte gelmiş gibi olursunuz. Videoları izleyin. Soru çıkarsa eğer cevaplayabiliyorsam ne âlâ. Cevaplarız. Cevaplayamıyorsak zaten Allah'tan isteriz gelir. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz şüphesiz. Ama bazen de böyle karşılıklı alışveriş olur. Bak ben de annemi özlüyorum, eşimi özlüyorum, babamı özlüyorum, öğretmenimi özlüyorum. Oku ne kadar gerersen o kadar uzağa gider. Ah biraz daha bu özlem, biraz daha bu özlem. Şimdi iki kişi dövüşüyormuş. Beyazıt Bistami galiba gitmiş demiş ki 10-15 sene daha sabredemediniz mi? İşte bu. Gideceğiz. Muhteşem. Özümüze gideceğiz. Gurbetliğimiz bitecek. Ne muhteşemdir. O anlatılacak gibi bir şey değildir arkadaşlar. Haddimi aşmayayım, onu anlatamam. O ancak tahayyül edilir, hissedilir gibi. Dergah değil, şöyle Tasavvuf Fikirleri Derneği'de evinde de sohbet etti. Dergahta ne dersen de yani bir arayış içerisindesin güzelim. Bir Allah dostunu çıkartır karşına. Ayakkabıcı da çıkarır, bir mesleği vardır veya yoktur. Sen ondaki bilgiye bak. O çıkarır. Dua cevapsız kalmaz. Allah duyup da duymamazlıktan gelmez, görüp de görmemezlikten gelmez. O Çiğdem'dir, Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ayşe'dir. Yok. Öze selam olsun. Evet. Buradan anlatıyorum işte arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz. O videolar YouTube'da kayıtlı, Çiğdem Okumuşlar'da. Instagram'da da kayıtlı. Haftada iki günde sohbet ediyoruz. Çarşamba ve pazar günleri. İnşallah işe yarar. Gönlüne, gönlünde hemen belirir o Elifçe. Hemen belirir. Birinci cümlesinde bakın Hayatın Ta Kendisi kitabında birinci cümlesinde hani Allah'a götüreni buldum ben. Zaten kendisi de. Aman kızım estağfurullah bizde bir şey yok. Ne varsa sizde var, sizin içinizdekini çıkartmaya çalışıyoruz derdi. Aynen burada da sohbet ediyoruz ya içimizdeki ortaya çıkıyor. Onun çivi çiviyi söker. Narsistliğine biraz daha şey yap o zaman dermişim. Ona verilen o güzelim. Bak fazla zorlama. Terbiyeyi Allah eder ona. Allah egoluyu, kibirliyi sevmez. Kendine, hepimiz kendimizi biraz beğeniriz. Beğenmesen olmaz zaten. Ama fazlası kendini beğenip de karşı tarafı hiç saymak olmaz. O Allah'ın tokatını yer. Ama ben de sizi seviyorum. Şimdi ona bırak. Ama içinden güzellikleri al. Bak seni Allah'a kovalıyor her şeyden önce. O çok güzel. Bak sen çok sordun bu konuyu. O zaman söyleyeyim sana. Hani... Belli ki çok dertlisin narsist kocadan. Sen evliyalık yolundasın haberin var mı? Bak.
Şimdi okuyacağım sana. Bu Mutlu Baba'nın sözü bunlar. Bulayım. Nereye koyduk? Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar. Evliya olur. Evliyalık yoldasın ey dertli arkadaşım. Ey dertli arkadaşlarım, kardeşlerim, canlarım, çocuklarım. Hepiniz varsınız işin içinde. Kim çok dertliyse Allah onu özel kıldı. Evliyalık yolunda. Bak diyor ki Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. O narsiz koca seni evliya yapacak, haberin var mı? Peki, ben teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Tabii ki, tabii ki canım. Allah sohbeti ilahi, ilahi sohbet şifadır. Yok yok, yanlış olur mu? Allah senin gönlünü biliyor. Duada yok. Merak etme. O biz eksiyiz. Samet olan o. Samet, bakın, Allah'ın kusursuz sıfatı. Eksik yok. Eksik bizde. Ben de memnun oldum Huriye Hanımcığım. Ne demek? İyi geceler. Sağ olun. Eyvallah. Bak 1,5 saat yapmışız. 1,5 dakika gibi geçti. Niye? Çünkü özümüzü arıyoruz, tözümüzü arıyoruz. Hesap kitap yok bu sohbette. Teşekkür ediyorum. Tabii iş güç var. Sabır, sabır, sabır. Bak, sabır muhteşem bir şey. Sabırla ilgili o zaman 2 tane Mutlu Baba'nın cümlesini söyleyeyim. İçiniz rahat etsin canım. Sabır, sabır, sabırı çok güzel. Sabrı çok güzel anlatmış. O zaman bu sabırla kapatıyoruz. Sabır, bütün organların üzerinde cevherin lezzetini almaktır. Bakın, bütün organların üzerinde cevherin lezzetini almaktır. Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. Kendini okumak bir anlamda budur. Sabırdaki yücelik müşahede et de zevk al anlamındadır. Müşahedesiz sabır uyuşukluk olurdu. Gözlemleyerek sabret. Arkasındaki hikmeti sor. Ya Rabbim, bunun arkasındaki hikmet ne de cevap gelir. Ben sabredenlerle beraberim ayetinin bir anlamı da şu. Benim tadıma varmak için sabret diye Allah. Ben sabredenle beraberim demek aslında... Sabrın sonunda sabreden de sevinirim demektir. Lütfu bilen çileyi çekendir. Lütfu bilen, yani çilenin sonunda bir lütuf olduğunu emin ol. Çünkü senin gücün bittiğinde Allah senden isteyen de o, tamam diyor, düğmeye basar. Nereye layıksan oraya getirir. Allah'ta hak zayi olmaz. Sabrı tavsiye eden ya Rab, sen gel de bende sabret. Yine sabır için yine yardım istiyor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah yarın akşam. Yarın tabii bu ekstradan girdi. Allah nasip etti. Yarın akşam saat 10'da yine buluşuyoruz o zaman inşallah. Teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Ne demek? Bizi bir araya getiren o zaten. Eyvallah. Sağ olun. Siz de sağ olun.